Define ve Arkeoloji YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Arkadaşlar bu videomuzu şöyle söyleyeyim size. Fazla uzatmamak adına, hani fazla detaylara girmeyeceğim. Bu videomuzda arkadaşlar bana gelen yorumlardan olsun, e-maillerden olsun, telefondan olsun, Instagram'dan olsun, işte Telegram'dan olsun, Facebook'tan olsun vesaire gibi sosyal medyalarımızdan gelen talepler üzerine yapıyorum. Bu videomuzun konusu arkadaşlar murç izi define işareti ve kanal define işaretinden bahsedeceğim. Hani kafanızın karışmaması için fazla detaylara girmeyeceğim. Tabii ki çok detaylı bir anlatım gerektiren işaretlerdendir ama hani sizin işinize yarayacak öz bilgileri vereceğim. Bununla beraber zaten bunları bildikten sonra geri kalanını kendiniz zaten araştırıp öğrenebiliyorsunuz. Çünkü taş temeliniz olduğu için taşları yerine oturtmak kolay oluyor. O yüzden fazla böyle alfabeden başlamayacağız yani, öyle söyleyeyim size. Kafanız karışmasın diye. Ha, yine talep gelirse yine devamını çekeriz, devamını yaparız bu videonun. Şimdi arkadaşlar videomuza istiyorsanız başlayalım. Murç izi define işaretinden başlayalım arkadaşlar. Daha sonra kanal define işaretinden de bahsedeceğim. Şimdi arazide arkadaşlar bu murç izi arazide çok sık karşılaşılan işaretlerden, yani define işaretlerinden bir tanesidir. Dikkat etmemiz gereken en önemli husus, diğer define işaretlerinde olduğu gibi işaretin doğal olup olmadığıdır. Çünkü bütün işaretler ya insan tarafından yapılmıştır ya da doğal oluşumdur. Murç işaretinde bu olay mesela çok görülüyor. Kaya üzerinde yuvarlak ve dağınık olan oyuklar arkadaşlar genelde murç izi değildir. Doğal oluşum. Murç izi define işaretinde simetri aramamız lazım. Hani izlerin hepsi belirli aralıklarla olabilir veya çember şeklinde olabilir. Dikkat edilmesi gerekir arkadaşlar. Eğer izler kare şeklindeyse o zaman doğal oluşum olma ihtimali yoktur. Çünkü şöyle açıklayayım size. Doğanın oluşturduğu, sonuçta siz de doğaya çıkıyorsunuz. Benim söylediklerimi düşünürseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Doğanın oluşturduğu işaretlerin keskin kıvrımları olmaz. Yani nasıl olmaz mesela? Dikkat edin mesela, hepsi ovaldır. Yani tatlı kıvrımlı hatlarla oluşurlar. İnsan eli değmiş olanlar köşeli ve sert ve keskin köşelere ve böyle hatlara sahiptirler. Detaylı inceleme yapılabilir arkadaşlar bu konularla alakalı. Hemen bir şey gördüğünüz zaman bu define işaretidir veya doğaldır veya bir insan yapmıştır diye hemen böyle atlamayın. Araştırma yapmak gerekiyor. Şimdi etrafta arkadaşlar başka yol gösterici define işareti olup olmadığı çok iyi araştırılmalıdır. Çünkü murç izi işaretinin kesin bir anlamı yoktur aslında. İnsanlar o an aklına gelen sisteme göre işaretleme yapmışlardır. Bazı örneklerde mesela murç izi sayısı adım sayısını verir. Bazen definenin bulunduğu yerdeki ağaçların yerleşim şeklini ve sayısını verir. Mesela arkadaşlar bunun gibi bir böyle çok değişik kanıtlanmış örneği var. Şimdi internette okuduğunuz murç izi varsa yanında kuyu arayın, ağaç arayın gibi şeylere hani pek de aslında takılmamak gerekli diye düşünüyorum ben şahsen. Yani inanmayın da diyebilirim. Çünkü herkes bu işi bilmiyor, kafasından atıyor. Ormanlık, dağlık yerde tabii ki ağaç olacak. Yani değil mi? Böyle yorumlar ancak vakit ve para kaybına neden olur arkadaşlar. Bu işi bilen çok azdır. Ve herkesin dediklerini kafanıza böyle hani takıp da boşu boşuna kafanızı karıştırmayın derim. Tabii şahsi fikrim bu. Bu zamanda arkadaşlar eline çubuk veya dedektör alan veya bir iki böyle video izleyen herkes defineci olmuş vaziyettedir şu an. Ortalık defineci kaynıyor. Ama nedense ceplerinde 5 kuruş para yok. Ondan bundan sigara otlanırlar. Yani yalan mıyım arkadaşlar? Yanlış mı konuşuyorum? Defineci olsan bir şey bulmuş olursun. Bir şey bulduğun zaman paran olur. Durumun düzgün olur. Üstün başın düzgün olur en basiti. Birkaç video seyrediyorum. Adam çubuk satıyor. Bilmem ne satıyor. Pantolonu diz yapmış. Ceketlerinin her tarafı yırtık. O şekilde video yapıyorlar. İşsiz insanlar ya. Yani doğru mu arkadaş? Böyle bir şey yapıyorsan adam gibi yapacaksın. Zaten giyiminden, üstünden, başından, hareketinden, tavrından her şey belli oluyor zaten. Devam edelim konumuza arkadaşlar. Şimdi murç izleri her kayada rastlanılabilir arkadaşlar. Her kayada hemen hemen rastlanılabilen işaretlerdendir. Sık karşılaşılır. Yanında yuvarlak oyma varsa mesela bu mezarın
varlığını simgeler arkadaşlar. Bazen de hani ölü gömme geleneklerinde olduğu gibi kaya murçlama, hani bir gelenek haline gelmiştir. Gerçekte herhangi bir anlamı yoktur mesela onun. Sadece hani sanatsal bir böyle işlem gibi, işlem olarak yorumlanabilir. Ama hepsi değil tabii. Bazı murçlar ise arkadaşlar bir ve birden çok anlam ifade edebilir. Özellikle mezarların bol olduğu alana girdiğiniz zaman arkadaşlar bu murçlara rastlayabilirsiniz. Bu size mezarlık alanına ayak bastığınızı söylüyor aslında arkadaşlar. Bazı murçlu kayalar ise bölgedeki en kıdemli mezara hitaben yapılmış olabiliyor. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Şimdi şöyle devam etmek gerekirse murçlu kayalar yamaç alanlarda ise diyeyim. Burada bir de kare oyma aranmalıdır. Tamamlayıcı işaretler de aranmalıdır arkadaşlar. Murçlu kayalar temel taşlarında, yapı taşlarında gördüğümüz murçlu kayalar genelde temel taşları için kullanılan taşlardır arkadaşlar. Aynı zamanda bu taşlarda ince kanal varsa bu kanal arkadaşlar sizi gömüye, defineye götürebilir. Temel altında olmaz demeyin arkadaşlar. Çünkü neden? Hani bazıları temel altlarında işte köprü ayaklarında olmaz falan diyorlar da gidip oraları yıkmasınlar diye. Ben de size tabii ki yıkmanızı tavsiye etmiyorum ama olabiliyor. Temeller ileri tarihler düşünülerek kullanılan saklama yerleridir aynı zamanda. Özellikle kilise temel taşlarında murçlar görmek çok yüksek olasılıktır. Bu taşlarda arkadaşlar bir de hani yön veren işaret bulduğunuz zaman gömüye yaklaştınız demek. Kanal define işaretinden bahsedelim biraz da. Arkadaşlar şimdi en çok karşımıza çıkan define işaretlerinden biri de kanal define işaretleridir. Kanallar arkadaşlar birden çok anlam taşır. Çoğunun yanında başka işaretler vardır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Yanındaki işarete bakarak kanalın neye hizmet ettiğini çok kolaylıkla anlayabiliyoruz aslında. Şimdi nasıl anlayabiliyoruz? Kanal define işaretlerinde şöyle madde madde sıralamak gerekirse karşımıza çıkabilecek ve mutlaka araştırma yapmamız gereken ihtimallerden de şimdi ben bahsedeceğim sizlere. Bu bahsedeceğim madde madde söyleyeceğim ihtimalleri göz önünde bulundurursanız hem define işaretini çözme konusunda olsun hem bir yere gittiğiniz zaman en azından boşa kürek sallamamış olma açısından olsun sizlere çok faydası olacak. Birinci madde. Şimdi çevresinde su kaynağı olup olmadığına dikkat edin. Bu bir. Gömü ihtimali yüksektir. Bu tür işaretlerin gömüsü arkadaşlar kapalı bir mağara içinde yer alabilir. Bu kanalın içine arkadaşlar su konulduğundan suyun döküldüğü alan için araştırma yapılmalıdır ilk önce ve gömü mağara içinde olup olmadığını anlamak için çevrede arkadaşlar mağara işareti aranabilir. Diğer tamamlayıcı işaretleri aramanız gerekiyor, bulmanız gerekiyor. Üçüncü madde arkadaşlar. Şimdi kanal yönü yani kanal boyu ölçülüp her santimi ortalama 70 santim olarak hesaplanıp kanal boyuna yani yapılış ve duruşuna göre o yöne doğru gidilir. Ben 70 santim diyorum da siz 50 ile 80 santim olarak bütün olasılıkları hesaplamanız gerekiyor. Daha garanti olsun. Çünkü bunu da bir insan yap. Şimdi arkadaşlar 70 santim diye baz alalım biz yine. Arşındır. Bu bazen kulaç ölçüsü de olabiliyor. Bütün ölçü birimleriyle araştırma, hesaplama yapın. Çünkü o işareti yapan kişi nasıl hesaplama yapıp o işareti oraya yaptığını sadece kendisi bildiğinden tüm ihtimalleri değerlendirip bulmacayı çözüme kavuşturmamız gerek. Doğru mu? Eğer kulaç ise mesela ortalama 45 santim olarak hesaplayalım. Dirsek ise 33 santimdir arkadaşlar. Bu ölçülerin 1-2 santim aşağısı, 1-2 santim yukarısı olarak da ölçü kaydırılıp ona göre de hesaplama yapılır. Şimdi bu ölçülerin hepsi kanal boyu ölçülerek çarpılıp çıkan metre ölçülerek arkadaşlar kanal boyuna gidiliyor. Bu şekilde hesaplama yapın. Şimdi dördüncü maddemiz olarak söyleyeyim. Bu tür kanallar arkadaşlar genelde gömü, kaya, mezar girişi gibi yerleri gösterir. Hani mezarsa paralel önü, gömü ise uç yanları gösterir arkadaşlar. Şimdi beşinci diyelim. Bazı mezarlara su girmemesi için kanal yapılabilir. Biriken suların tahliye edilmesi için arkadaşlar kullanılmıştır ya da taş kesim ocaklarına işaret ediyor. Şahsen çok karşılaşmışım. Şimdi altıncı madde olarak söyleyelim. Birbirine girmiş karışık kanallar arkadaşlar tılsıma işarettir. Bakın karışık, karışık ne olduğu belli değil. Bir şey var, bir tuhaflık var, bir sıkıntı var. Yani mantık çalıştır. Bu bölgenin arkadaşlar tılsımlı olduğunun habercisidir. Çözümü oldukça zordur bunun. Adam gibi bilgi ve sabır gerektiriyor buna. Şimdi yedinci olarak kanal olması gerekenden çok büyük ise mesela bir de bunun üst tarafında daire şeklinde halka varsa mesela bu yağ sıkma yeridir. Eskiden yapılırdı bunlar. Hani eski tarihi araştırırsanız görürsünüz. Define ile alakası yoktur arkadaşlar. Ama hani yine de araştırma yapın ki aklınız orada kalmasın. Aklı orada kalıp da yıllarca ya acaba bir şey var mıydı deyip de
bekleyeceğine araştırmanı yap, kafandaki soru işaretlerini temizle. 8. Eğer oyma işaretlerinin yanında kanal varsa bu mezara yön verir arkadaşlar. Kanal istikametine doğru gidin, mezarı bulursunuz. Şimdi bu bazen kayanın bittiği yer, bazen de belli mesafe ileride olur. Şunu da söyleyeyim unutmadan. Bakın, eğer bilgisizce, cahilce, kabalama, iş olsun diye bu işlere kalkışıp yanlış bir şey yaparsanız, bakın size garanti ediyorum ve kesinlikle de bu olacaktır. Siz mezarı değil, mezar sizi bulur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Size yazık olur. 9. madde arkadaşlar, kanalın akıntı tarafına bakılır. Karşıda olgun, eski, köklü böyle duran başka bir kaya varsa orada ikinci işareti aramanız gerekiyor. Bulduğunuz zaman bu işaret sizi üçüncü işaret yerine götürecektir sizi. Üçüncü işareti bulduğunuzda da o da gömünün yerini verir arkadaşlar. Bu sistem bazen 1 kilometrelik veya 2 kilometrelik bir böyle alana bile yayılabiliyor. Yani öyle Ahmet Mehmet Hasan Hüseyin gelsin de hemen altınları alsın diye neyi var neyi yok hepsini bir yere toplayıp da bir de üstüne üstlük işaretlerle gömü burada dermiş gibi işareti yapıp kimse gömü gömmez. Kimse de böyle şimdiye kadar gömmemişti. Bu gömüler gömüldüğü zaman yapılan işaretlerin anlamı o gömülerini kendilerinin bulabilmesi için veya torunlarının veya onların istediği kişilerin bulabilmesi için yapılmış işaretlerdir. Senin benim gelip de bulmamız için yapılmamıştır arkadaşlar. Öyle olsaydı zaten yazıyla yazardı. 10 metre sağda şu aşağıda bilmem ne 2 metre derinlikte gömü var derdi mesela. Neyse 10. madde. Kare oymaya bağlı kanal varsa bu giriş kapısını gösterir büyük bir ihtimalle arkadaşlar. Kanal boyunu ölç. 1 santimi 70 santim olaraktan hesapla. Kanala doğru git. Burası mahzen veya bir oda girişi. Öyle söyleyeyim size. Benim hesaplamalarıma göre öyle söyleyeyim ve gördüklerime göre kesik kanal uzunluğu çarpı murç sayısı eşittir adım. Mesela diyelim ki hani hesaplamadan bahsediyorum. Diyelim ki size bir örnek olarak tabii onu veriyorum. Birkaç çeşitte de hesaplama yapılabiliyor. Sonuçta 650 veya 6500 çıkarsa bu 65 adım demektir. 650 veya 6500 metre değil yani. Anlatabildim mi? Sizi tepeye veya tepede 3 taş olan noktaya götürmesi gerekiyor. Veya belirgin bir işaret, nişane olan bir yere götürmesi gerekiyor. Kanal dibindeki üçgenin ağzı, gideceğimiz yönün meylini de vermektedir arkadaşlar aynı zamanda. Mahzen ve oda mezar olma olasılığının yüksek olabilmesi gibi %10 kadar düşük bir ihtimalle depo olma olasılığı da vardır. Çünkü arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bu işaretleri yapan insanlar eskiden yaşayan insanlar ve zeki insanlar. Ve malları, mülkleri olan zengin insanlar aynı zamanda. Fakirin gömüsü yok ki gömsün. Gömenlerin hepsi o anda bile, o anki dönemde bile zengin insanlardı. Ve kafaları çalışan insanlardı ki zenginlerdi zaten. Yani eskiden yaşayan insanların hepsinin malı, mülkü, defineleri, hazineleri, altınları yoktu. Öyle olsaydı adım attığımız yerde biz altın bulurduk. Öyle bir şey yok. Eskiden de mertebe mertebe insanlar vardı. Hani maddi olarak, kültür olarak aynı şu anki gibi. Ve o insanlar zeki insanlardı ve güçleri, imkanları vardı. Kendileri yapamasalar bile yaptırttırıyorlardı arkadaşlar. O yüzden o insanlar yani bizler için daha sonradan oldu ki kendi ecdadı, torunları veya kendisi gelip bulamadığı zaman hiç kimse bulamasın diye de aynı zamanda onu hesaplayarak yapmışlardır. Öyle bir zor işaretleme yapma sebepleri eğer ki biz bunu bulamazsak bizden sonrakiler de bunu çözemesinler, bulamasınlar. Mantık dışı bazen işaretler yapıyorlar veya herkesin yapmış olduğu işaretlere yüklemiş olduğu anlamlardan farklı anlam yükleyerek yapıyorlar. Çünkü bunu kendisi biliyor zaten. Bölgesini biliyor, yaptığı işaretlerin ne anlama geldiğini biliyor. Diğerleri kuzey demişse bu batı demiştir. Kendisi biliyor. Hani olmaması gereken bir şeydir. Herkesin yaptığı farklıdır ama bu kendine göre yapmıştır. Çünkü onun zamanında yaşayan diğer insanlar da gelip onun gömdüğü gömüyü buldukları zaman alabilirler. O ihtimal olduğu için eskiden de soygunları vardı, eskiden de çalıyorlardı, eskiden de hırsızları vardı. Onlardan da korumak adına sadece kendinin bileceği ve kendisinin o işarete yüklemiş olduğu bir anlam koyarak o işareti yapmıştır. O yüzden şöyle bir şey yok, bir kaide yok, bir emir yok. Adettendir, bu böyleyse bunun anlamı kesin böyledir. Öyle bir şey yok arkadaşlar. O yüzden diyorum mantık kullanacaksınız diye. Siz olsanız ne yaparsınız? Sizin gibi etrafınızda bir dünya insanın olduğunu düşünün ve işaretlerin hemen hemen hepsinin aynı anlam taşıdığını düşünün. Ve herkes de aynı şekilde gömdüğünü düşünün. Siz gidip veya başkası gelip sizin gömdüğünüzü çıkartamaz mı?
Çünkü anlamları belli zaten. Şifreleri belli. Herkes biliyor o şifreyi. Yani benim yaşadığım dönemdeki zamandaki insanların gelip benim gömdüğüm gömüyü aldıktan sonra benim için fark etmiyor. Ha 100 sene sonraki insan almış, ha benim şu anda yaşadığım komşum almış mesela. O yüzden bu gömdüklerini koruyabilmeleri için kendilerine ait, kendilerinin bildiği ve kendilerinin yüklemiş oldukları anlamlarla işaretleri yapmışlardır. Bir yerde öyle yazıyor, birisi böyle demiş, bir kitapta böyle yazıyormuş, 100 sene önce aynı işaretten bulunmuş, böyleymiş, o işleri geçin. Bilgi birikiminiz olacak, bunların bileceksiniz. Biraz da mantık kullanabileceksiniz. Kendiniz o insanların yerine koyabileceksiniz. O zamanki insanların tarihini, gittiğiniz yeri yani gittiğiniz yerdeki o yaşantıyı hangi insanlar yaşamış, nasıl insanlarmış, ne dili konuşuyorlarmış, dinleri neymiş, öldükleri zaman nasıl gömerlermiş gibi yani yazıları neymiş falan filan. Bunları bilirseniz gittiğiniz zaman çözümünüz daha kolay olur. Benden söylemesi arkadaşlar bu videoyu uzatmamak adına. Burada kesiyorum. İstenilirse devam ederiz. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah vermiş olduğum bilgiler sizlerin işine yarıyordur. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Videonun açıklama kısmında Telegram gruplarımız var. Facebook'umuz var. Instagram'ımız var. TikTok'umuz var. E-mailimiz var. Oraya üye olun. Arkadaşlık isteği gönderin. Katılın. Takip edin. E-maillerden de yazabilirsiniz ki burada herhangi bir veri kaybı olduğu zaman veya iletişimimiz koptuğu zaman başka yerlerde birbirimizden haber alacak bir platformumuz olsun. Anlatabildim mi? Videonun altında açıklama kısmı var. Açtığınız zaman yazıyor böyle bir şeyler. Oraya basıyorsunuz, açıklama kısmı giriyorsunuz. Orada her şey yazıyor. Orada linklerini vermişim. O linklere tıklıyorsunuz veya kopyalayıp adres yerine yapıştırıyorsunuz. Bilgisayardaysanız eğer ki, telefondaysa da kopyalıyorsunuz, basıyorsunuz üstüne. Facebook'sa eğer ki Facebook'a direkt yönlendiriyor sizi. Instagram'sa direkt Instagram'a yönlendiriyor. Katılın, üye olun, abone olun. Telegram'da da gruplara katılın arkadaşlar ki birbirimizden haberimiz olsun. Görüşmek üzere diyorum. İnşallah vermiş olduğum bilgiler işinize yarar. Yüzünüz güler bir şekilde evinize çoluğunuzun çocuğunuzun yanına sağ salim dönmüş olursunuz. Bana da bir Allah razı olsun dersiniz. Başka da bir şey istemiyorum. Ha, istediğim küçük bir şey var. Videolarımı beğenirseniz bir de farklı yerlerde paylaşıp başka insanlara aktarabilirseniz benim için yeter. Allah razı olsun hepinizden arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bol şanslar diliyorum. Hoşça kalın.